gezerken bir bakıyorsunuz güneş açıyor, montları çıkartıyoruz. Bir bakıyorsunuz hafiften yağmur geçişleri oluyor, şemsiyeleri açıyoruz. Hollanda'da bir günde 4 mevsimi yaşayabiliyoruz. Biz de şu anda Amsterdam'da tatlı bir yağmur eşliğinde keşiflerimizi yapacağız. Amsterdam'dayız. Dünyanın en meşhur kentlerinden biri burası. Dünyanın en fazla turist çeken kentlerinden. Ve şu anda da kalbi Dam Meydanı'ndayız. Dam Meydanı'na baktığımızda çevremize inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir yoğunluk var. Hemen arkamızda Kraliyet Sarayı'nı görüyorsunuz. Kraliyet Sarayı bugün hala yine önemli günlerde kralın gelip çıktığı, balkonda konuşma yaptığı bir saray. Ama bugün burası belediye binası olarak kullanılıyor. Ama içinde müzesi de var. Gelen turistler bu tarihi Kraliyet Sarayı'nı gezebiliyorlar. Yine hemen yanı başında dünyanın en meşhur müzelerinden biri Madame Tussauds Müzesi var. Buraya gelen turistler vakitleri bolsa Madame Tussauds Müzesi'ni gezerek öyle dünyaca meşhur starlarla fotoğraf çektirebiliyorlar. Yine çevreye baktığımızda tarihi bakın binalar, evler. Amsterdam'ı Amsterdam yapan o meşhur yapılar var. Hemen sıra sıra bitişik bitişik yapılmış. Tarihte bu evler hep esnaf loncaları, ticaret yapan insanların yaşam alanları olarak kullanılmış. Bugün de hala ayaktalar. Bugün de restoran, kafe olarak kullanılıyor. Yine diğer binalara baktığımızda oteller ve banka binalarıyla Dam Meydanı'nın süsü olduğunu görüyoruz. Burası Amsterdam'ın kalbi, en meşhur köşelerinden. Hollanda yaklaşık 18 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülke. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusu var. Ve bu kentin en büyük özelliği dünyanın bambaşka milletlerinden gelen insanların bir arada yaşamaları. Çok kalabalık şu anda bulunmuş olduğumuz bakın bu meydan. Yazında kışında burayı her zaman turistlerle görmek mümkün. Ve buyurun Amsterdam'ı kanallarıyla, tarihi mekanlarıyla keşfetmeye devam edelim. Hollanda'nın en önemli turizm kenti Amsterdam. Ülkenin eğlence kenti olurken, hükümetin, bakanlıkların, meclisin bulunduğu yönetim merkezi ise ikinci başkent olarak gösterilen La Haye kentinden gerçekleşiyor. Şimdi Amsterdam'ın en kalabalık caddelerinden birindeyiz. Kalverstraze'ye geldik. Yani Kalver Caddesi burası. Aynı bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Uzun ince trafiğe kapalı olan bir yol ve 24 saat boyunca hiç abartmıyorum insanlarla dolup taşan bir cadde burası. Dünyanın en meşhur markalarının yer aldığı bir cadde. Alışveriş dükkanlarıyla dolu, restoranlarla, kafelerle dolu olan bir cadde. Ve insanlar burada sabahtan akşama kadar yürüyorlar. İnsanların özellikle Amsterdam'da yaşayanların sosyalleşme alanlarından biri. Bakar mısınız şu kalabalığa? İnanılmaz bir yoğunluk var. Ve biz de şimdi bu meşhur caddeden Amsterdam'ı keşfetmeye devam edeceğiz. Her gittiğimiz noktada farklı bir tarihi eser, farklı bir mimari çıkıyor. Bir yanda 19. yüzyıl öncesine ait olan tuğla binaları görürken, bir yandan da 19. yüzyıldan sonra inşa edilen modern binaları görüyoruz. Bir kentin her sokağı mı kalabalık olur? Amsterdam'da boş yer yok. Amsterdam, ülkenin en kalabalık şehri. Bu kent 24 saat ayakta ve yaşayan bir kent. Kanallar kenti Amsterdam, Kuzey'in Venedik'i olarak isimlendiriliyor. Ve bütün kanallardan görüyorsunuz bu şekilde turist tekneleri turlar düzenliyorlar. Amsterdam'ın olmazsa olmazı, onu söyleyeyim. Farklı farklı sürelerde olan turlar var. 45 dakika, yarım saat, 90 dakika. Bu yüzlerce kanal arasında insanlar tur yapıyorlar. Yağmur yağdığı zaman açıkların üstü bu şekilde hemen kapanıyor görüyorsunuz. O yüzden 4 mevsim bu kanallarda turlar eksik olmuyor. Amsterdam kanal turlarını muhakkak tavsiye ediyorum vakti olanlara. Venedik havasını yaşatıyor. Bu kanallar insan elleriyle açılmış, kenti su baskınlarından korumak için yapılmış kanallar. Farklı yüzyıllarda inşa ediliyorlar. Amsterdam'daki kanallar işte bu tekne turlarıyla çok meşhur. Her dakika başı buradan turlar kalkıyor kanalların keşfedilmesi için. Ama benim en dikkatimi çeken şey, baktıkça şaşırdığım kanalların üzerindeki bu yamuk evler. Yakupcan, görüyor musun yamuklukları? İzleyiciler, bana göre en yamuğu şu Momya'dan binanın yanında bir tane küçük bir tane bina var ya, onun yanındaki bayağı yamuk olamıyorum. Gerçekten zikzak gidiyor gibi, şaşırdın mı? Nasıl yıkılmıyorlar, nasıl bu kadar yamulmuşlar?
Gerçekten inanılmaz. Tabii artık bu dans eden evler olarak isimlendirilen evler sembolü olmuş Amsterdam'ın. Toprak yumuşak, zaten suyun içerisinde. Temelleri o kadar yumuşak olduğu için böyle gün geçtikçe yamuluyorlar. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor Amsterdam'ın kanalları. Amsterdam'ın kanalları olmadan düşünmek mümkün değil. Ve işte bu kanalların üzerinde de yüzlerce köprü mevcut. İnsanlar ulaşımlarını kanalların üzerine yapılan bu köprülerle sağlıyorlar. Araç trafiğine açık kimisi, kimisi de sadece yaya trafiğine açık olan köprüler bu köprüler. Yüzlerce köprü, binlerce kanal. Masal gibi bir kent Amsterdam. Ve biz de şu anda Amsterdam'ın merkez duraklarından birindeyiz. Ve hemen arkamızda da mimarisinin güzelliğiyle dikkat çeken Amsterdam'ın tren garı bulunuyor. Avrupa Merkez İstasyonu olarak geçiyor burası. Günde 300 binden fazla turist, yerli geliyor ve bu tren garını kullanıyor. Avrupa'nın her köşesine buradan ulaşım sağlanabiliyor. Dünyanın en kalabalık tren istasyonlarından biri olduğu gibi dünyanın en iyi ağları olan tren istasyonlarından biri Amsterdam'ın istasyonu. 1888 yılında yapılıyor ve mimarisinin güzelliğiyle de bugün Amsterdam'ın en önemli sembollerinden biri. Amsterdam'ın sokaklarında kendimizi kaybederken şimdi de yolumuz Amsterdam'ın, hatta Hollanda'nın en meşhur köşelerinden birine, Çiçek Pazarı'na düştü. Çiçek Pazarı'nda lale, sümbül, nergis en önemli ürün. Zaten Hollanda'nın en meşhur simgelerinden biri laleler. Laleler buraya Osmanlı ile beraber geliyor. Osmanlı ile buraya geliyor. Burada bir bakıyorlar ki laleler yetişiyor. Ve sonra Hollandalılar laleye sahip çıkıyorlar. Ve bugün Hollanda'da tarımın en önemli kısmını laleler oluşturuyor. Her yerde, hele hele bahar ayı geldiğinde, rengarenk lale bahçeleri oluşuyor. Ülkenin büyük bir kısmı lalelere bürünüyor. Ve insanlar burada bu laleleri yetiştiriyorlar. Bakın soğanları bile satılıyor. Ve ertesi gün dünyanın bambaşka köşelerine bu laleler gidiyor. New York'ta, Avrupa'nın bambaşka köşelerinde, hatta ülkemizde bile işte bu laleleri görebiliyoruz. Ülke ekonomisinin en önemli parçası işte bu çiçekler. Hemen şöyle gezelim, bakın sıra sıra arda arda yapışık yapışık dükkanlar var. Ve bu dükkanların hepsinde çiçekler satılıyor. Lale tohumları, nergis tohumları, sümbül tohumları, çiçek olayına Hollandalılar bayılıyorlar. Rengarenk laleler var burada bakın. Dükkanlara girdiğimizde hazır laleler de çıkıyor karşımıza. 4 mevsim tarım yapılıyor Hollanda'da. Toprakları küçük, toprakları su altında. Ama adamlar tarımı da çok iyi yapıyorlar. Teraslarda, balkonlarda tarım yapılıyor bu ülkede. Zaten geçimlerin büyük bir kısmı da tarımdan geliyor, hayvancılıktan geliyor. Dünyada da Hollandalılar tarımda söz sahibi. Amsterdam'ın sokaklarında gezerken geleneksel mimarisi olan kırmızı tuğlalarla yapılmış olan binalar kentin dokusunu oluşturuyor. 19. yüzyılda inşa edilmiş olan yapılar bu yapılar ve kentin her köşesinde karşımıza çıkıyor. Özellikle hemen arkamda yine 19. yüzyılda inşa edilen bir çan kulesi. Bu çan kulelerini kentin belli noktalarında görebiliyoruz. Neden? İnsanları zamandan haberdar etmek için. Kentin sembolleri arasında yer alıyor. İşte onlardan biri de arkamızda. Bu çan kuleleri sosyal hayatın da bir parçası olmuş tarihte. Yangın çıktığında, pazarlar kurulduğunda, savaş çıktığında halka haber verilirmiş. Haydi gezmeye devam edelim Amsterdam'da. En önemli detay bisiklet burada. Ülke dümdüz olduğu için her yere ulaşan yaklaşık 35 bin kilometrelik bisiklet yolları var. Amsterdam'da ve Hollanda'nın genelinde çok güzel bisiklet yolları var. Ve bu bisiklet yolları ülkenin bir ucundan bir ucuna kadar gidiyor. Bakar mısınız, yağmur çamur demiyorlar bisikletliler ve her mevsimde burada bisiklet kullanıyorlar. Ulaşımın en önemli parçası bisiklet bu topraklarda. Ve özel bisikletlilere yollar var, görüyorsunuz. Bisiklet yolunda yürümek kesinlikle yasak. Eğer
hani fark etmediniz, bisiklet yolunda yürüyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle başınıza bir kaza gelirse bisikletle haklı oluyor. Bu nedenle bakın bisiklet zaten ibareleri var bisiklet yollarında. Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor yürürken bisiklet yolunda yürümemek için. Ama çok geniş kaldırımlar var yayalara. Yayalar geniş kaldırımlarda yürürken bisikletliler de kendi özel bisiklet yollarında gidiyorlar. Bisiklet yolunda yürümenin cezası büyük, bisiklet zili kullanmamanın cezası da 40 euro. Peki ya şu kat kat bisiklet parkına ne demeli? Burası Amsterdam'da olması gereken olmazsa olmaz bir park. Niye diyeceksiniz? Çünkü Amsterdam'da bisiklet kullanımı çok fazla. Ülke nüfusu yaklaşık 18 milyon ve ülke nüfusunun 3 katı kadar bu topraklarda bisiklet bulunuyor. Yani kişi başına birden fazla bisiklet düşüyor. Bisiklet. Yani burada ben hepsini saydım. 45 milyon tane varmış. Evet, 45 milyon tane otomobil sayısından daha fazla bisiklet var burada. Dümdüz bir ülke. Dağ tepesi yok. Bu nedenle burada insanlar ülkenin bir ucundan bir ucuna bisikletlerle gidebiliyorlar. Çok güzel bisiklet yolları var. Çok güzel bisiklet parkları var. Hem içeride hem kapalı alanda. Normal bizim ülkemizde kapalı araba otoparkı gibi burada bisiklet otoparkları var. 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı bisiklet otoparkları bulmak mümkün Amsterdam'da ve Hollanda genelinde. Şu anda Amsterdam'da sıradan bir bisiklet otoparkındayız. İnanılmaz bir bisiklet kullanımı var burada. Gözlerime inanamıyorum. Uçsuz bucaksız bir bisiklet otoparkı. 3 kat değil, 4 kat değil, katlarca burada bisikletlerin park alanları var. Burası normal merkezde bir bisiklet parkı ama bunun gibi sadece Amsterdam'da değil, Hollanda'nın her köşesinde bisiklet parkları var. Bu kadar bisiklet var ya. Evet. Bir bu kadar suyun altında var. Aynen öyle. Çok güzel bir noktaya değindin Yakupcan. Çünkü burada bisiklet hırsızlıkları da çok fazla. Burada atıyorum ihtiyacı olan açık kilitsiz bir bisiklet mi buldu? Alıyor, gideceği yere götürüyor, kullanımını yapıyor, işini bitiriyor, sonra hop nehire atıyor, kanallara atıyor. Burada her yıl belli dönemlerde kanal temizliği yapılıyor ve içerisinden de binlerce bisiklet çıktığını öğrendik. Nasıl bulacak buraya gelen bisikletini? Şaşırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.